Kahramanmaraş'taki vakıflar için bahisleri açıyorum. Birinci ihtimal Kahramanmaraş'ın yıllar içerisinde Karun gibi servet sahibi olan Abdülhamit Han Cami ve Saçaklızade vakıfları incelemeyi alınarak Bu servetin nasıl edinildiği araştırılıp FETÖ ile bağlantısı olup olmadığı hususunda Mütevelli heyet üyeleri tek tek sorguya çekilir. Bana göre en geçerli ihtimal. 1'e 10 veriyorum. İkinci ihtimal. Abdülhamit Han cami vakıf yöneticilerinin vakıf hesaplarında FETÖ örgütü ile irtibatlı kişilerden aldığı destek, bağış, hesap bilen çoğularına işlenip işlenmediği ortaya çıkarılır. FETÖ ile bağlantılı kişilerden destek alınmışsa vakfa el konularak Diyanet Vakfı'na devredilir. Olması gereken ihtimal. 1'e 7 veriyorum. Üçüncü ihtimal. Her iki vakıfta yönetici olan bazı zatı muhterem mütevelliye üyelerinin ve aile eşrafının banka ve şirket hesapları tapu pasif kayıtları incelenir. Ortaya çıkacak bulgularla tıpış tıpış yargıya yollanır. Hiç de yabana atılacak bir ihtimal değil. 1'e 5 veriyorum. Dördüncü ihtimal. Kahramanmaraş'taki vakıfların ticaret ile uğraşmasına müsaade edilmez. İnsanların dini duyguları inançlarıyla oynanmaz. Siyasete el atmaz. Sadece hayır hasenat işleriyle uğraşır. Yok okuldu, yok kolejdi, yok dershaneydi. Amanın öğrenci yurdumuz yokmuş. Hemen şurada beleş bina var çökelim demez. Ne yaptıklarını ne çevirdiklerini ahali bilmez. Amerikalılara gidilmez yerel yöneticilere gözdağı vermez, iş adamlarına aba altından soba gösterilmez. İşte ben bu ihtimale hiç bahis oynamıyorum. Ya sizler? Mustafa Karaslan, Kanal Maraş.